5 tane vaka. Türkiye aşılamada önemli bir yol kat etti. Yapılan aşı sayısı 59 milyonu geçti. İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarla sağlık çalışanları için 3. doz aşının da uygulanmaya başlanmasıyla birlikte aşılama hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada 59 milyon dozun geçildiğini belirtti. Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız dedi. Sadece böyle tut. Dünya genelinde ise 3,5 milyar doza yakın COVID-19 aşısı yapıldı. Hindistan Serum Enstitüsü, Sputnik V aşısının üretimine başlayacağını duyurdu. Enstitü, üretim için Rusya doğrudan yatırım fonuyla işbirliği yapacak. Hindistan'da yılda 300 milyon dozun üzerinde üretim planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen Johnson & Johnson aşısının nörolojik bozukluğa yol açabileceği açıklandı. ABD Gıda ve İlaç İdaresi Johnson & Johnson aşısının nadir görülen Guillain-Barré sendromuna neden olabileceği uyarısını yaptı. Öte yandan Fransa'da COVID-19 önlemleri arttırılıyor. Hükümet tüm hastane ve bakım personeline aşı zorunluluğu getirdi. Aşı yaptırmayan personele 15 Eylül'den itibaren yaptırım uygulanacak. Maaşları ödenmeyecek. Çelişkili. Bazı ülkeler... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, vakaların seyrine göre tüm halka zorunlu aşı konusunun gündemlerinde olduğunu söyledi. Fransa'da vaka sayısı son 24 saatte 1260 kişi artarak 5.813.899'a yükseldi. Ülkede bugüne kadar yaklaşık 36 milyon doz aşı yapıldı.